Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizde aktüel ve güncel olan haber bloğumuzla başlamak istiyoruz. Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu Başkanı Alexander Petlichkovski mevcut COVID durumuyla yeni kısıtlayıcı önlemlere gerek olmadığını, hastanelerde, eczanelerde, toplu taşıma araçlarında ve huzur evlerinde zorunlu maske takılmasına ilişkin en son önerilerin şimdilik yeterli olduklarını söyledi. Kanal 5 televizyonuna konuk olan Alexander Petlichkovski, ülkemizdeki COVID-19 durumu stabil olarak değerlendirmişti. Şimdilik herhangi yeni bir kısıtlayıcı önlemlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat böyle bir ihtiyaç duyulduğu zaman tamamen yeni öneriler uygulanacaktır. Şimdilik bunlara gerek olmadıklarını söyledi. Hükümet heyeti şehit düşen savunmacılar onuruna Karpalak bölgesindeki anıta çiçek bıraktı. Savunma Danışmanlığı ve Bakanlığı tarafından oluşan heyetin bu senedeki özellikle Üsküp Kavkandere'nin Karoğlu üzerindeki Karpalak bölgesindeki anıta tamamen taze çiçekler bırakılmıştır. Devlet onuruna kendi hayatını kaybedenlerin tam anılma törenine hükümet tarafından bu senede etkinliğin tamamlanmasıyla birlikte tam bir 21. yıl dönüm anılmasına da katkıda bulunmuştu. Yılbaşından bu yana Tizler'de 1100'ün üzerinde yeni iş yerleri açılmıştır. TİRZİN yapılmış olan analizlerine göre teknolojik endüstriyel gelişme bölgelerindeki çalışanların ve ihracatın büyümesi Temmuz ayında da devam etmişti. Sadece bir ayda bölgelerindeki şirketlerde 100'e yakın yeni iş açılırken Temmuz ayı itibarıyla TİRZİN'deki şirketlerde yılbaşından bu yana 1100'ün üzerine yeni iş açılmıştır. Bununla Temmuz ayında toplam çalışan sayısı geçen yılın Temmuz ayına göre %6, yani Temmuz 2020'ye göre %14,5 artarak 15.085'e ulaşmıştır. Küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerine rağmen bu eğilimin yıl sonuna kadar da devam etmesi bekleniyor. Yarı geceden itibaren akaryakıtlara 3 ile 3,5 denar arası bir indirim uygulanmıştır. Kuzey Makedonya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla akaryakıta indirim uygulanmasıyla beraber yarı geceden itibarıyla Eurosuper 95 benzinin litresine 3,5 denar bir indirim uygularken dizel 3 denar ve Eurosuper 98 benzine ise 2 denar indirim yapılmıştı. Sırada ise bölge haber bloğu vardır. Covid-19 son istatistiklerine göre Debre ve Merkez Jupa'ya toplam 11 vakanın gelmesiyle birlikte şu an aktif vaka sayısı 33'ü gösteriyor. Yükselme söz konusu olmamasına ilişkin olarak 19 kişi iyileşmesiyle sebep olmaktadır. Şimdilik ise toplam 33 kişi her iki belediyesinde Covid-19 hastası olmaktadır. Doktor Mentor Mela'ya göre vatandaşlar yine de mevcut olan hükümet önerilere saygı gösterilmesinde ancak fayda görebilir. Ondan dolayı tüm bu öneriler vatandaşların sağlığını ilk sıraya getirmekte. Debre Kızıl Haç Organizasyonu tarafından kan bağışı kampanyalarına devam edilmektedir. Debre Sekreteri Sniteltio'ya göre son gerçekleştirilmiş olan kan bağış aksiyonunda toplam 21 tane kan birimi biriktirilmiştir. Debre Kızıl Haç Organizasyonu özellikle kan bağış aksiyonlara büyük önem vermektedir. Bu da şimdiye kadar en iyi tam sayılarla gösterilmiştir. Bilindiği gibi Debre Kızıl Haç Organizasyonu özellikle kan bağış kampanyalarına ve geri kalan birçok projelerine de katkıda bulunmaktadır. Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka özellikle Debre'deki trafikle ilgili olarak yine bir çağrı yapmıştı. Kendisine göre Debre'deki hem trafik hem park sorunları yaşanmaktadır. Sadece Debre arabaları değil, aynı zamanda bölgemizdeki arabalar, bir de komşu ülke olan Arnavutluk'tan gelen misafirler bu trafiğe de ek olarak yoğun olduğuna dair olarak katkıda bulunmaktadır. Ondan dolayı bunların özellikle
Debre'li Debre bölgesindeki yakınların toplu taşıma araçları kullanmayı mevcut olan araçların kendi şahsi araçları olarak kullanmaması konusunda bir öneri gelmektedir. Bilindiği gibi Debre ve Debre bölgesinde özellikle yaz aylarının gelmeleriyle birlikte gurbetçilerin de daha görkemli bir şekilde kendi memleketini ziyaret ederken çoğunu onlardan kendi araçlarıyla gelmektedir. Ondan dolayı trafik bölgemizdeki yoğun olarak devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı ve birçok makam temsilcileriyle tam gerçekleştirilmiş olan prevensiyon etkinlikleri gençleri için büyük önem taşımaktadır. Ohri Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Stevan Dimovski'ye göre yapılan teftişler çoğu zaman gece saatlerinde yapılmaktadır ve saat 22 ile 2 arası gerçekleştiriliyor. Bu sefer ise sadece İçişleri Bakanlığı'na ait olan personeli değil, aynı zamanda ebeveynler, belediye temsilcileri ve sosyal merkezi temsilcileri bu teftiş gruplarına dahil olmaktalar. Sözler ne kadar fazla olsa da kamera daha iyi bir şekilde gösterebilir. Bugünkü Debre'nin birçok yerinde çekilmiş olan görüntülerimiz vardır. İzleyelim.
Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.